Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri. Bugün yeme problemlerinden bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar neden çok yer, bazı insanlar neden az yer. Bazı insanların iştahı çok açık, bazı insanların iştahı kapalı. Bazı insanlar gereğinden fazla niye yemek yeme ihtiyacı hissederler? Niye e, durmadan kilo vermek için uğraşırlar, e, kliniklerin kapılarını aşındırırlar? Yeme problemlerinin sizin ruhsal dünyanızla nasıl bağlantısı var? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir anoreksiya nevrozadan bahsedeyim istiyorum. Kilo alma korkusundan dolayı aşırı zayıf kalma çabası içinde olma durumudur anoreksiya nevroza. 12 ile 18 yaşları arasında çoğunlukla başlar. Mükemmeliyetçi bir kişilik yapıları vardır anoreksiya nevrozadakilerin. Kişi zayıf olmasına rağmen kendisini çok kilolu zanneder ve kilo alma korkusundan dolayı sıkı perhizlere girerler. Öyle ileri bir hal alır ki bazen riskli durumlara kadar ulaşır bu kilo verme davranışı kişinin hastaneye yatmasına sebep olabilir, fiziksel sağlığın bozulmasına yol açar bu kadar aşırı derecede kilo verme problemleri ama kişi hala kendisine kilo e, kilolu hisseder ve kilo vermesi gerektiğine inanır. Anoreksiya nevrodaki bir kişi. Kadınlarda adet düzensizliği ve adet kesilmeleri e, bu duruma eşlik edebilir. E, bu rahatsızlığa bağlıdır bu durumda. Eğer hastalık ergenlik döneminde başlamışsa, bazı gelişim geriliklerine de sebep olabilir. Çünkü kişi sağlıklı beslenemiyor, yeterli beslenemiyor ve o gelişim sürecinin sağlıklı tamamlanması için gerekli gıdayı alamıyor, gerekli vitaminleri alamıyor anlamına gelebilir. Kişilerde yaşamsal risklerin ortaya çıktığı durumlardan hastaneye yatırılarak tedavi edilmeleri önemlidir. Çünkü yaşamsal riskler vardır artık tehlike durumuna gelmiştir. Bazı hastalarda aşırı yeme nöbetleri olur. Daha sonra kusarak veya ishal edici ilaçlar kullanarak kişiler kilo almamaya çalışırlar veya var olan kilolarını vermeye çalışırlar, zayıflamaya çalışırlar. Ne kadar zayıflarsa zayıflasınlar hep kendilerini kilolu hissederler. Yemek yerken kişilerin beyninde Dopamin salgılandığından dolayı kişiler kendilerini iyi hissediyorlar yerken. Yemek çünkü dopamin salgısını artırıyor ve kişiler yemek yerken kendilerini mutlu hissediyorlar. Aşırı yeme nöbetlerinin ardından yoğun suçluluk duyguları yaşanmaya başlar ve pişmanlık izler. Kişi bir süre sonra bunun pişmanlığıyla, bunun verdiği suçluluk duygusuyla kendini harap eder hale gelir. Anoreksiya nevroza olanların çoğunda beraberinde bunaltı bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, sosyal fobi veya alkol madde bağımlılığı görülebilir. Çünkü yaşamındaki bu kaygıyla, stresle, sıkıntılarla kişi baş edememektedir ve bunlarla baş edebilmek, üstesinden gelebilmek için dışsal bazı maddelere başvurmaktadır. İyileşme oranı %50'dir. %10 kadarı ölümle sonuçlanmaktadır maalesef. Hastalık ilerledikçe intihar riski de artmaktadır ve bir kısmı intihar etmektedir. Infantil çocuksu bir kişilik yapıları olmakla beraber cinselliğe ve gebe kalmaya karşı aşırı bir korku söz konusudur. Anne gibi olmama çabası yoğundur ve kişinin vücudunda kişinin cinsiyetine özgü özelliklerin ortaya çıkması, cinsel olgunlaşmanın görülmeye başlanması kişiyi tedirgin eder, kişi bundan uzaklaşmaya çalışır ve mümkünse büyümemeye çalışır aslında. Bireyleşmeye, anneden ayrışmaya karşı aşırı bir korku hakimdir. Annesine adeta yapışırlar. Bu kişiler kadınsı özelliklerinin gelişmesine karşı çok tedirgin olurlar ve kadınsı görünmek istemezler. Giyim kuşamları da o kadınsılık çizgilerinden mümkünse uzak e, durmaya çalışırlar. Bu durumu yaşayan kişiler için etkili tedavi psikoterapidir. Yeme tutumlarının düzeltilmesi ve düzenlenmesiyle birlikte aslında altta yatan duygusal karmaşa ve kognisyonların işlenmesi ve kişinin içgörü kazanması gelecek yaşamı için önemli olacaktır. Çünkü altta başka problemler, duygusal bir karmaşa, kişinin farkında olmadığı, halledilmesi gereken meseleler vardır. Kişi onlara bakmamakta, onlardan kaçmakta ve yeme tutumu ile bunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Altta yatan psikolojik ihtiyaç ve ruhsal çatışmaların psikoterapi ile çalışılması tedavide önemli bir yer almaktadır. En önemlisi ise riskli durumlar kişilerin hipotermi, hipotansiyon veya elektrolik durumlar yaşamasıdır. Böylece fiziksel sağlığında da bazı ağrılar oluşmakta ve riskli durumlar ortaya çıkmaktadır. Ve bu dengesizlikler ortaya çıktığında kişilerin hastaneye yatırılmaları gerekmektedir. Bu durumdaki çoğu hasta hastaneye yatırılarak orada tedavisi uygulanmaktadır. Hastanedeki tedavisi hem fiziksel hem psikoterapi şeklinde desteklenerek kişiyi yaşamda daha uyumlu bir hale e, kavuşturma çabasıdır. Kendi istekleriyle genellikle bu kişiler hastaneye yatmazlar yakınları tarafından götürülürler. Çünkü bunu bir problem olarak, bir rahatsızlık olarak kabul etmezler. Bulimia nevroza. Bulimia nevroza nedir? Yemek yetme tutkusunun durdurulamadığı bir yeme bozukluğudur. Kişi tutkuyla yemek yemek ister. Dönem dönem aşırı yemek yeme ile birlikte kilo almayı durdurma çabası hep birlikte beraber yürümektedir. Ve yaşamındaki işlevselliği ve kişinin kendine algılayışını, kendine bakışını da bozmaktadır. Kişi böylece kendisini çirkin bulmakta, kilolu bulmakta ve kişi kendisini değersiz bulmaktadır. Zamanının çoğu bu davranış ve çabalar etrafında dönüp dolaştığı için Yaşamındaki verimlilikleri zamanla kaybolur. Zihin sürekli kilo meselesiyle, zihin sürekli yeme meselesiyle ve bunların neticesindeki kötü duygularla, suçlulukla, kendini kötü hissetmeyle meşguldür uzun süre. Kilo meselesi ve güzellik meselesiyle ilgili aşırı bir uğraş vardır ve bu uğraş zamanının büyük bir çoğunu meşgul etmektedir. Bu da işlevselliği bozmaktadır kuvvetli olan yeme tutkusu durdurulamaz çoğu zaman gizli yer ve daha sonra gider kusar çıkarmaya çalışır çünkü o suçluluk duygusu kendini kötü hissetme çok kilo alacağı çirkin görüneceği kötü görüneceği korkusu kişiyi bu davranışa doğru sürükler sonra tekrar yer ve yemeklerden sonra yoğun suçluluk duyguları içine girer ve bu böyle kısır döngü şeklinde hayatında hep devam eder. Bu döngüyü kıramaz kişiler. Çoğu zaman çökkün duygu durumu vardır. Normal veya normalin üstünde kiloda olabilirler bu kişiler. Burada da yine iyileşme oranı %50'dir. Belli dönemlerde bir iyilik hali oluşuyor bazı kişilerde. Daha sonra bu yeme problemleri tekrar başlıyor eğer alttaki duygusal karmaşa tedavi edilmemişse. Bulimiya nevrozası olanların bir kısmına çökkünlük, obsesif kompulsif bozukluk, fobik bozukluklar veya panik atak eşlik eder hale gelir zamanla. Böylece kompleks bir uğraşacağı sorunlar yumağı ortadadır. Peki bir başka problem de tıkanırcasına yeme bozukluğudur. Kişilerde tıkanırcasına yeme atakları ortaya çıkar ve tıkanarak ihtiyaçları olmadan, aç olmadan, gereksinimleri olmadan fazla fazla yerler ve buradaki yeme ihtiyacı tamamen duygusaldır. Fiziksel açlık değildir buradaki mesele. Bu bozukluktakilerin yedikten sonra çıkarma davranışı, kusma davranışı yani davranışları yoktur çok fazla. Buradaki durumun Bulimia'dan en önemli farkı çoğunluğunun normal kiloda olmalarıdır. Tıkanırcasına yeme bozukluğu olanlar genelde normal kilodadır. Kilolu olanları ise genellikle mide ameliyatları yaptırmak için hekimlere başvururlar, hastaneye başvururlar ve son yıllarda da çok sıklıkla mide ameliyatlarıyla kişiler zayıflamaya çalışırlar. Fizik biçimine aşırı önem verme durumları çok ön planlıdır Bu rahatsızlıkta olanların kişinin bedensel görünümü her şeyin üstündedir. Kendilik değeri ile ilgili problemleri vardır. Genellikle e, ortoreksiya, aşırı sağlıklı beslenme takıntısıdır. Her şeyin kalori değerinin e, hesaplar ve neyse e, nasıl, neye etki edeceğini. İyice araştırırlar, bilgilenirler ve miktarını ölçerek çok çok titiz davranırlar. Ortoreksiya nevrozadaki kişiler gereğinden fazla bir hassasiyet söz konusudur. Çok sağlıklı beslenmeliyim, her şeye çok özen göstermeliyim, aldıkları kalorinin gramı gramına kadar hesaplarlar. Ve bu zamanlarını alır. Bu konuda aşırı ve gereksiz bir titizlik söz konusudur. Bu durumda ortoreksiya nevroza olarak adlandırılmaktadır. Diabulimiyada ise diyabet ilaçları olduğundan fazla kullanma ve bu şekilde zayıflama yolunu seçmedir. Bu genelde diyabeti olanlarda olan bir durumdur. Çünkü onlar diyabet ilaçları kullanmaktadırlar ve beraberinde diabulimiya dediğimiz bir yeme bozukluğu da ortaya çıkmışsa bu sefer bu ilaçlarını çok fazla kullanarak zayıflama yoluna gidiyorlar, sağlıklarını bozuyorlar. Yeme bozukluklarının altyapısını karakter oluşumu ve karakter oluşumu aşamalarındaki yaşanan problemler oluşturmaktadır. Asıl mesele çok gerilerdedir ve bu yeme bozukluğuna sebep olan sorunlar bir günde oluşmamıştır. Genetik tarafı olmakla beraber çevresel faktörler ve aile yapısı, aile dinamikleri ve bağlanma problemleri, anneden ayrımlaşma problemleri bebekliğinde önemli yer tutmaktadır genelde bu kişilerde. Kişilerin hayatındaki kayıplar, sevdiği kişileri kaybetme, travmalar ve duygusal problemler yeme bozukluklarına giden yolu açıyor olabilir bazen. Bariyer ameliyatları sıklıkla yapılmaktadır. Yeme bozukluklarında fakat psikoterapi ile altta yatan sebepler tedavi edilmediği sürece ileri yıllarda kişi bu ameliyatların neticesinde oluşturduğu o zayıflık hali kaybolmakta tekrar kilo almaya başlamaktadırlar. Çünkü o yeme ihtiyacı, fazla fazla yeme ihtiyacı tamamen duygusal bir şeyi gidermeye yöneliktir ve hiçbir zamanda bu duygusal ihtiyaç tatmin olmaz. Önceliğin ince olmanın, kilo almamanın bir değer olarak sürüldüğü popüler kültürde de bu durumda bir rolü elbette olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık devrimizde belli kiloda olmak, zayıf olmak genelde bir toplumsal kabul haline gelmekte ve bir değer haline geldiği için de kişileri bu davranışta zorlamaya etkili olabilir. Hastalarda genellikle kilo değişimleri ile yaşam olayları arasında bağlantı vardır. Vücut kitle endeksi eğer 12'nin altındaysa hayati risk söz konusu olup hastaneye yatmaları gerekmektedir. Bu kişilerde gerçeği değerlendirme bazen bozulur ve günde 6 saat spor yapmak gibi mesela veya çeşitli aşırı kilo verme uğraşları söz konusu olabilir ve bunlar bazen o kadar mantık dışı boyutlara ulaşır ki kişilerdeki o değerlendirme yetisi, o muhakeme yetisi bozulduğu için bunu doğal olarak görürler. Hayatın bir yerini yapmaya çalışırken hayatındaki birçok yerini bozarlar. Çoğunda kendilerini izole etme davranışları vardır ve insanlar arası ilişkilerde güçlükler yaşamaktadırlar bu kişiler. O insan ilişkilerindeki güçlükler kişilerin yaşam karşısında zayıf düşürmekte ve kişilerde bazı duygusal geri çekilmelere yol açmaktadır. Sinirlendiklerinde, bir tartışma yaşadıklarında, moralli bozuk olduklarında aşırı yemek yeme atakları oluşur. Hemen yoğun şekilde bir şeyler yemeye başlarlar. Yemek yerler ve ardından yoğun suçluluk duyguları içine girerler. Yemek yerken mutlular ama bir süre sonra o yoğun suçlulukla beraber bir karmaşık durum ortaya çıkar. Çok yedikleri için ağlama nöbeti geçirenler çok fazladır. İçsel olarak sevilmeyecekleri, yetersiz oldukları, başarısız olacakları inançları kişilerde hakimdir. Kendilerine ilişkin atfettikleri benlik algıları hatalı ve kusurludur, gerçeğe uymamaktadır. Aslında yeme davranışı ile doyurulan karın değil duygulardır. Kişi karnını çoktan doyurmuştur ama duygular doymak bilmediği için kişi hala yemeye yemeye devam etmektedir. Duygusal karmaşa ile baş etmek ve duygusal ihtiyaçlardan yemeye yönelim söz konusudur burada. Kalp tansiyon, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın da ayrıca gelişme riskini ortaya çıkmaktadır bu yeme davranışlarındaki bozukluktan dolayı. Kişi çünkü fazla yemek yemekle birlikte vücudunda diğer hastalıkları çağırmaktadır, vücudunun dengesini bozmaktadır, bir sürü fiziksel hastalığında ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Kişi kendisini iyi hissetmek için yiyor ama bu iyi hissetme uğruna neleri kaybediyor şöyle düşünüp tartmasında fayda vardır. Kişiyi ilk besleyen kişi anne ve anne ile bağlanma problemlerinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda vardır. Yeme bozukluğunun çünkü anneden ayrışma, bağımsız olma, e, bağlanma problemleriyle çok fazla bağlantısı vardır. Yeme bozukluğu yavaş yavaş gelişir ve kadınlarda daha fazladır. Bilişsel çarpıtmaları yoğundur ve kendilik değeri kilo üzerinden ölçüyorlar. İyi mi, kötü mü, değerli mi, değersiz mi, mutlu mu, mutsuz mu, güzel mi, çirkin mi bunların hepsi kiloyla. Bunların hepsini tartı aleti söylüyor onlara. Midede tokluk hissi yaşamak onlara değerli oldukları, önemli oldukları hissini uyandırmaktadır aslında. Bu yüzden çok fazla yemek yiyorlar. Yerken kendini önemli, değerli hissediyorlar. Değersizlik duygusundan kurtulmaya çalışıyorlar. Değerli olmakla midedeki tokluk hissini birleştirmiş, adeta bir füzyon oluşturmuşlardır. Zamanla obsesif bir yaşam tarzı gelişiyor sosyal olarak kendisini geri çekme başlıyor ve kendini doğru olarak değerlendiremiyorlar. Kendi benlik algıları, kendini değerlendirme yetileri çünkü bir çarpaşıkla uğranmıştır ve bozulmuştur. Aynalara sıklıkla bakarak negatif bilgi toplama eğilimi içindedirler ve kusurlarını görmeye çalışırlar. Aynaya bakmak demek durmadan kusur aramak demek çok fazla zamanlarını ayna karşısında geçirirler. Kendilerini vücutları üzerinden değerlendirme çok aşırılaşmış ve gerçeklikten kopmuşlardır. İnsanların onları değerlendirmesi, değer vermesi, kabul edip etmemesinin hepsinin bu fiziksel durumlarına bağlı olduğunu zannederler. Yanılgı içindedirler. Bedensel algıları bozuktur çünkü. Aynı zamanda Beden uyaranlarını değerlendirme bozukluğu vardır. Bedensel yapıları, bedensel biçimleri ve kiloları ile ilgili gerçek dışı ve katı inançlara sahiptirler. Siz ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar onun düşüncesinin değerlendirmesinin yanlış olduğunu söylemeye çalışırsanız çalışın, buna inanmazlar. Bu konuda katı inanca sahiptirler çünkü bu kişiler aileleri ve arkadaşları tarafından çocukluklarında aşırı eleştirilmiş olabilirler ve çocukluk travmaları bulunabilir. Çevrenin ve ailenin yanlış tutumlarını model de almış olabilirler. O yüzden böyle bir eğilim içine girmiş olabilirler. Ancak zayıf olursam beni severler. Ancak zayıf olursam kabul görürüm, değerli olurum düşünceleri bu kişilerde yoğundur ve böylece hayatımda önemli bir insan olurum. Eğer zayıf değilsem, istediğim kiloda değilsem ben önemsizim, değersizim, hiçbir kıymetim yok, toplum beni kabul etmeyecek düşüncesi içindedirler. Abartılı algılama, ya hep ya hiç biçiminde düşünme, aşırı genellemeler yapma, kişiselleştirme, seçici algılama ve bazen de büyüsel düşünme ve bazen de felaketleştirme eğilimleri bu kişilerde ön plandadır. Ve bu eğilimler hatalı düşüncelerdir. Hatalı olarak devreye girer ve kişinin algısını bozar. Kişilere psikoterapi sürecinde uyaranları kontrol etme becerisi kazandırılması düzenli yeme davranışının geliştirilmesi, alternatifli düşünme biçiminin geliştirilmesi, yeme ve kusmayı kontrol etme, yaşam biçimini düzenleme, duygularını düzenleme, regüle etme, tanımlama ve bunları doğru bir yolla, cesaretle ifade edebilme becerisi geliştirmek, aynalarla olan ilişkisini yeniden düzenlemek kişinin yaşamının büyük bölümünü ayna karşısına geçirmesinin gereksizliğine, davranışlarına geçirmesi, diyeti sınırlandırılma, aşırılaşmış diyet hareketlerine sınır koyma, duygu ve yemek ilişkisi konusunda içgörü geliştirme çalışılır genelde psikoterapide. Bunun farkına varılması sağlanır. Bu yemenin onun ihtiyacı olmadığı, vücudunu değerlendirmesinin hatalı olduğu kişiye İçsel olarak fark ettirilmeye çalışılır. Kişinin yaşamındaki pozitif yönelimini pekiştirmek, yeni uğraşlar geliştirmesini sağlamak, kişinin dikkatini kendi vücudundan alıp yaşama yöneltmek, dış dünyaya yöneltmek psikoterapideki ana hedefler arasındadır. Çünkü yaşam alanı dikkati daralmakta ve kişinin yaşamda yapacağı şeylerden dikkatini çekip motivasyonunu çekip kişinin bütün dikkati kendi vücudu üzerine yoğunlaşmaktadır. Ve bu yoğunlaşmayla beraber kusurlu bir bakış kendisine söz konusudur. Kişi kendisini hep negatif değerlendirmekte, hep negatif yargılamaktadır. Kişiyi yeme davranışına götüren tetikleyicileri bulup kontrol etmesini sağlamak Stresle karşı tolerans geliştirmek, stres karşısında güçlü olmasını sağlamak, kabul becerilerini geliştirmek, hayatında kabul edemediği şeyleri kabul eder hale gelmesi de önemli bir aşamadır. Kişiyi acizlik duygusundan çıkarıp kontrol duygusunu güçlendirmek, tehdit olarak algılanan şeyleri tespit etmek, kişi neleri tehdit olarak algılıyor hayatında ve bunları sorgulamak tedavi aşamasındaki en önemli unsurlardır. Bazen insan bunları yalnız başına elbette yapamaz. Yalnız başına bunların farkında olmak da elbette kolay değildir. Ama bunların farkına vardıkça bu içsel kontrolün ihtiyaçlarının çoğunu kişi kendi denetimi altına aldıkça yeme davranışını da kontrol eder hale gelmektedir. Sağlıklı bir hayat dileğiyle. Hoşçakalın.